Mardin'in Nusaybin ilçesinde operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan 3 askerin cenazesi, binlerce kişinin katıldığı törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Allah! 28 yaşındaki jandarma uzman çavuş Sinan Oruç'un, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki cenaze törenine binler katıldı. Baba Sefer Oruç tabutun başında asker selamı verirken gözyaşlarına boğuldu. Anne Nazife Oruç ve şehidin abisi Sercan başlarını tabuta koyarak uzun uzun gözyaşı döktü. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin tabutu top arabasında bir süre taşındı. Şehidin cenazesi sloganlar ve tekbirler eşliğinde cenaze aracına alınarak Kirsinler köyünde toprağa verildi. Jandarma uzman çavuş Serdar Yıldırım'ın naaşı ise Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evler Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidin cenazesi tekbirlerle karşılandı. Konvoy göründüğünde eşinin feryatları yürek dağladı. Allah'ım o değildi. Ya o değildi. O değildi. O değildi. O değildi. Şehidin cenaze aracındaki tabutuna Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatani görevini yapan kardeşi Sercan ve operasyon sırasında yanında bulunan askerler eşlik etti. Baba Halil, anne Teslime, eşi Yasemin'le kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutu öperek uğurladı. Hayır! Can, bu sen değilsin! Bu sen değilsin! Bu başka! Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Boztahta mezarlığında toprağa verildi. ...35 yaşındaki jandarma uzman çavuş Hakan Duygal... ...memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Eşi son kez vedalaştı onunla. Tabutu ve şehidin fotoğrafını öptü. Anne ve babası ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 10 aylık kızı Meyra... ...her şeyden habersiz olan biteni böyle seyretti. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu tekbirler eşliğinde bir süre daha omuzlarda taşındı. Şehide son yolculuğunda binlerce Kahramanmaraş'ta eşlik etti. Yaşayan ailesini yasa boğdu şehit jandarma uzman çavuş Duygal. En son 10 aylık kızı Meyra'yı öperken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Şehidin birkaç gün sonra tayin olacağı öğrenildi. Şırnak'ta şehit düşen 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Burak Saçlı, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı konvoy eşliğinde Çarşı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Dua edildi, helallik alındı. Şehit annesi Fatma Saraçlı'nın feryatları yürek dağladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Hacı Musa köyünde yeni aldığı evine götürüldü. Burada da edilen duaların ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.